Merhaba arkadaşlar, ben Silahçı Dursun Usta. Arkadaşlar, bugün sizlere 3-4 tane silah modifiye yaptık. Gelin arkadaşlar, modifiye yapıyoruz. Tamirse tamir, modifikse modifiye yapıyoruz. Ya boyaysa boya yapıyoruz. Kablıysa kablı. Yani elimizdeki iyi gelen şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bakalım şöyle. Colt 1911 Commander. Arkadaşlar, komple açık füme titanyum. Parçaları sarı. Kabzısı yılan ağacı arkadaşlar. Bu kabza ağaç, yılan ağacı diyorlar bu ağaça. İtalya bir ağaç, yılan ağacı diyorlar. Arkadaşlar bu 229 zikzavır. Üstü açık fümetteyim, yanakları gravür. Altı kuyu fümetteyim. Kabzısı plex, siyah plex. Parçaları sarı yaptık. Arkadaşlar bu CZ75B Omeka. Yeni modeli bu arkadaşlar. Buna komple gravür yaptık. Hakkında konuşacağız. Beretta 950. 605. Arkadaşlar bu. Komple gravür yaptık. Altı parlak. Altına altı alüminyum olduğundan altını parlak yaptık arkadaşlar. Parlağı şey yapamıyoruz. Krom. Yani alüminyum parlağı krom yapamıyoruz. Bunu böyle bir şey yaptık. Kabzisi sedef. Arkadaşlar neden başlayalım? Bizim yine Colt 1913 komandoda başlamışlar. Buradan güzel Mersin'e selamlar olsun, kardeşime selamlar olsun. Mersin'den kardeşimi kaktıcıydı, sağ olsun, ayağına sağlık, geldiğinde yapmışım. Bu tabanca, bu herhalde menevişti. Buna bir şey toktu, ne toktuysa, bu beyazlar, şey, pastaydı, bayağı bu pastaydı, bir şeyler oldu buna. Geldi, sanmedi, ben etti, bunu etti. Açık füme tayım istiyorum, kabze istiyorum. Arkadaşlar buyurun bakalım. Açık füme titanyum komple. Parçaları sarı titanyum. Şuraya bakarsan arkadaşlar, koltukların çuğunda arkadaşlar, burası plastik. Burası plastik arkadaşlar. Çuğu metal, çuğu da plastik. Neden? Hafif olsundan dolayı buraya plastik yapıyorlar. Bunun bir şeyi yok yani, bunun bir tabanda da şeyi yok. Onu plastik yapıyorlar. Mecbur kaldı. Orayı buraya yaptık arkadaşlar. Açık füme titanyum, kabzeler yılan ağaç arkadaşlar. Yılan ağaç kabze bu. İthal bir malzeme. Komandör bu. Colt. Güzel tabanı arkadaşlar. Severim. Bir de Colt olduğumu daha çok severim. Güzel. Tetiği de güzel. Ama hatta bunu size bir gösterdim arkadaşlar. Bir videoda bu var. Cesen bir video yapmıştım. Ben bunu bir gösterdim dedim ya. Bunu şöyle yapsam. Bak o tabanı bu tabanı arkadaşlar. Ya yani bir o haline bakın. Bir de bu haline bakın arkadaşlar. Buradan Mersin'e selamlar olsun. Güle güle kullansın arkadaşlar. Güle güle kullansın. Güle kullansın. Severim. 229 Alman olan bu. 229 Zixaver. Bu kardeşimiz Elazığ'dan geldi. Elazığ'a selamlar olsun. Bu kardeşimiz geldi. Dedi ustam benim bir tabancam var. Tamam. Sen bana bunu üstü açık tutayım, yanakları kravür, altı kuyu füme tutayım. Bunun altı biliyorsun arkadaşlar, alemiyorum. Kuyu füme tutayım. Parçaları sarı, kabze, kartal istiyorum. Üstüne de arkadaşlar şöyle bir şey istiyorum. Türk bayrağı reis 23. Çanlı bayrağımız reis 23. İstiyorum dedi. Tamam kardeşim. Benim işim bu. Ne desen o. Arkadaşlar buyurun bakın. Arkadaşlar ne yaparsan yap. İşini çok düzgün yapacaksın. Çok düzgün yapacaksın. Ha, bu kardeşimiz sağ olsun bekledi. Dedi acelem yok. Bak sağ olsun bekledi. Acelem yok. Acele etmediğimi iş dört dörtlük çıkıyor. Dört dört kaymak gibi çıkıyor arkadaşlar. Oldu. Harika bir şey oldu. Kardeşimizi attık. Sağ olsun. Dedi ki sen bekledim ama değdi. Bekledim ama değdi. Tamam. Güle güle. Kolan. Yakıştı mı? Yakışıyor ya. Bu alüminyum hakkında bir konuşmak istiyorum.
Buradan Malatya'ya selam olsun. Malatya'ya selam olsun. Bu kardeşimiz ZZ75B Omeka aldı. Yeni model aldı. Bana geldi. Arkadaşlar bu Omeka'nın sistemi değişik. Evet. Buradan sistem bayağı değişik. Sistemi güzel değişik. Tetik, farklı tetik. Sistemi değişik. Buna Ustam dedi ben bir işleme istiyorum. Bak böyle bir işleme yaptık buna. Bu boş. Arkadaşlar boş. Şu anda bu krom kaplama yaptık. Gravürünü böyle yaptık. Bu da kuyu füme frame olacak arkadaşlar. Yani şu kuyu fümeden olacak. Tekrar bunu size göstereceğim. Şuralara bak kum arkadaşlar. Yani bak krom yapıp da kumlama yapmak çok tatlı duruyor bak. Ya, şahane duruyor yani. Şurada. Bak şuraya bakın. Yani krom alan kurulmuş da. Bak burası. Yani gravür kumlu yani. Bunun altın değil. Ve elden kaymıyor. Harika oldu. Elden kaymıyor. Yani vakit bulamadım. Ben kendi tabağımdan yapsam vakit bulamadım. Bayağı şık oluyor. Bayağı hep elden kaymıyor. Güzel oldu. Güzel duruyor. Bak şöyle oldu. Çok şahane duruyor. Ya. Bu arkadaşlar bak. Krom olmadan titanyum olmaz. Bak önce krom sonra titanyum. Tabii önce gravür. Titanyum. Önce gravür. Krom, titanyum. ZZ75B Omeka arkadaşlar bu. Yani bunun modeli nasıl? Yani horoz alt zaman bastığı zaman tık diye düşürüyoruz. Çifemiyeti var. Bir normale dönüyor, bir de şeye dönüyor. Bunu arkadaşlar tabi sistem farklı. Sistemi farklı yaptı. Tetikleri farklı, sistem farklı. Yani 75'ten farkı var. Bir de üst kapakta fark yok. Üst kapakta fark yok ama alttan fark yaptı. Şuraya düz yaptı. Titikler olarak düz yaptı. Yani fark var. Ben daha atmadım. Bu kardeşimize selam olsun. Bu da yeni aldı. Bana geldi. Usta Mehdi ben dedi. Bunu böyle bir şey istiyorum. Bana bunu yap. Yani şimdi bunu görün. Sade bir şey istedi. Yani sade bir gravür istedi. Bu da ZZ75'in orijinal kataloğunda var. Bu gravür. Hatta bana daha önce de yapmıştım. Görmüştüm. 1911'de yaptım. ZZ'de yaptım. Bromley'e yaptım bu işlemi. Göreceksiniz. Burada böyle kumlama yani. Buraya yapmadım. Burada kumlama yaptım. Yani. Elden kaymasın diye. Kardeşimiz güle güle kullansın. Şimdi burada olduğunu gösterdim size yani. Olay bu. Kromlu. Ondan sonra şey olacak. Ha, kabzayı da şey yaptık. Şadav kabzası yaptık buna. Tabi kabzayı bu olmayacak da şadav kabzası yapacağız buna. Bitti mi? Bitti mi? Hatta bir tane brownlık yapıyorum. Bir kocaman bir brownlık yapıyorum. Onunla bile size göstereceğim onu. Bu tabanca Beretta 950 625. Bu abimize selam olsun. Geldi. Dedi ki usta dedi ben dedi. Bu ne bana? Üstünün komple gravür sarı titanyum. Altı parlak. Alüminyum olduğundan parlak yaptık. Yap bana ver. Kabze sedef. Sedef parlak kabze. Yap dedi ver. Yani bu ne görün? Bak bu ne böyle yaptık arkadaşlar. Güle güle konuş. Salı şimdi. Arkadaşlar bu biliyorsunuz. Beretta'larda iki model var. Burada da tenak yok. Tenak yok. Şimdi bunu ağzına memeyi aldım. Çıkartmak istiyorsa düğmeye basıp sert şekilde buradan yayını bunun tamızın. Sert şekilde böyle mermiyi fırlatır. Bunlarda tırnak yok. Bunun yedek peşi de var. Ya bu iki tane tabanca var. O da tırnaksız, ikisi de Beretta'dır. Ben bildiğim iki tane tabanca var. Tırnaksız, ikisi de Beretta'dır. Yani ağza mermiyi aldı çıkartmak istiyorsan buraya basıp darbeyle mermiyi boşa yani dolusunu dışarı atıyor. Güle güle kullansın. Evet, gelelim arkadaşlar şey. Bu alüminyum hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu kardeşime selam olsun. Arkadaşlar bak. Tabancanın altı alüminyumsa, eğer ufaktan nokta nokta çilleniyorsa bunu bir an önce yaptırmanız lazım. Yaptırdığınız zaman alüminyumla iyi temizlenmesi lazım. Bak, alüminyumla iyi temizlenmesi lazım.
Bak, bu kardeşimiz bu tabancayı yaptırmış. Bak, alüminyum krom alüminyumdan attı. Eğer iyi yaptırırsan, eğer orası güzel temizlenirse, bu atmaz. Güzel temizlenirse, neden? Neden sorarsan, şöyle bir cevap vermek istiyorum. Nasıl kurban şişesinde tuz atıyorsun ya, herhalde bu emiyor herhalde, işte, teri veya şeyi emiyor. Sonra kusma yapıyor. Yoksa bu burada kolay kolay atmaz. Kolay kolay atmaz. Ne yapmak lazım? Bunu çok iyi temizlemek lazım. Yani bunu zıpara yaptım, bunu bir gün plakman lazım. Plak kalsın, bir bak ne yap, kusma yapıyor mu? Kusma yaparsa tutmaz. Bana dedi, bak ben dedim bunu yap, böyle yapamam. Yani bu böyle yaptıysa yani bize de atmış olur. Bize de yapar, bize de atar. Ne yapmak lazım? Ben bunu dedim, siyah selokat yapayım. Belki de çünkü fırına koyuyoruz, fırına kusmayı fırına koyup, önce bunu atmadan önce teşviye yapıp kumluyorsun. Fırına en az yarım saatten fazla buna bir istiyorsun bunu. Bakar şimdi bir yerde herhangi bir kusma musma var mı? O daha iyi olur diye ben dedim, yaparsam böyle yaparım onu. Belki de çünkü bak bu böyle yaptıysa, kustuysa bir daha kusabilir yani. Atabilir. Ne yaparsan yap atar. O yüzden arkadaşlar, alüminyum olan tabanca, kim de alüminyum tabanca varsa, eğer nokta nokta var, bir şey olmaz, orijinalde bozulur deme. Onu yaptırırım. Niye yaptırırım? Daha böyle büyümeden, onu yaptırırım. Büyümeden yaptırırım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde anlatmış oldum. Evet arkadaşlar, ne diyelim? Efendim, çok sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Omega deyince aklıma babam Omega saat çok severdi. Omega derdi ya. Omega saat çok severdi babam. Allah kanı kanı rahmet etsin. Ne diyelim arkadaşlar? Herkes babasının kıymetini bilsin arkadaşlar. Annesinin, babasının kıymetini bilsin. Sonra çok kafanıza vurursun. Onu unutmayın. Bunu unutmayın. Ne olursa olsun bunu unutmayın. Efendim bugün bu kadar. Allah'a ısmarladık.